yapılacak kongremizin başta partimiz olmak üzere ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza ve Küçükçekmece'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün vaktinizi ayırarak buraya geldiğiniz için, bizimle bu güzel atmosferi yaşadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kongrelerin yapılabilmesi için bildiğiniz üzere en başta divan başkanlarının oluşturulması gerekiyor. Ve buna göre tüm delegasyona tarafıma gelen divan teklifini iletiyorum. Büyük Birlik Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanlığı divan teklifi. Küçükçekmece İlçe Başkanlığı 1. Olağanüstü Kongremizin divan başkanlığına Sayın Genel Başkan Yardımcımız Yaşar Sayan Beyefendi, üyeliklere Sayın Arif Güdekli Beyefendi ve Avcılar İlçe Başkanımız Fırat Karakurmaz Beyefendi davet ediyorum. Biz bu teklifi oylamaya şu an teklif eden İlçe Başkanımız Mehmet Cem Özel, Serkan Serdar Kasap, İsmet Vardar ve Şerif Çelik Başkanlarımızın teklifini oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, kabul edilmiştir ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözü divana bırakıyorum. Divan Başkanımız Sayın Yaşar Sayan Bey. Küçükçekmece İlçe Başkanlığımızın 1. Olağan Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Malumunuz olduğu üzere Olağan Kongresi'ne divan başkanlığını şahsıma tevdi etmiştiniz. Bu vesileyle şahsım ve arkadaşlarımıza tekrar gösterdiğiniz tebettü için teşekkür ediyorum. Gündemimizin 1. maddesi açılış ve yoklama yapıldı. 2. maddemiz divan oluşturulması, o da gerçekleştirildi. 3. maddemiz saygı duruşu ve istiklal marşı. Bugünün ayrı bir özelliği var. Bugün 26 Ağustos 1071. Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönemi. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önceki büyük taarruzumuz. Bu nedenle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, şehit liderimiz Muhsin Başkan ve beraberinde şehit olan arkadaşlarımız ve tüm şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Buyurun. Olmak üzere tabii cenazelerimiz, üzüntülerimiz her yerde vatandaşımızın yanında olduk. Haziran 2022 tarihinde yine sizlerin katılımlarıyla gerçekleştirmiştik. Tabii sonrasında bir seçim yaşadık. Seçim döneminde benim ve ilçe yönetiminden birkaç arkadaşımızın da adaylık süreci olmasından dolayı yarınlarda herhangi bir problem yaşamamak adına ilçe yönetiminde aldığımız karar neticesinde de sizlerle beraber bugün burada 1. olağanüstü kongremizi yapıyoruz. Yazıktır ki siyasi partiler kanunu maalesef böyle. Genel merkez yöneticileri aday olduğunda bir problem yaşanmıyor, fakat ilçe yöneticileri, ilçe başkanları, il başkanları aday olduğunda maalesef kongre tekrarına giderekten kıymetli büyüklerimizi,
sizleri tekrardan bu gibi durumlarla karşı karşıya bırakıyoruz. Haklarınızı helal ediniz. Kıymetli arkadaşlarım, geçtiğimiz seçimde beklediğimiz sonucu maalesef elde edemedik. Elbette bu sonuç bir moral bozukluğuna sebep oldu. Fakat Küçükçekmece olarak bu olumsuz havayı bir an önce üzerimizden atmak zorundaydık. Büyük Birlik Partisi Küçükçekmece İlçe Teşkilatı her türlü menfi duruma rağmen Küçükçekmece'deki siyasi partiler arasında en dinamik partidir, en dinamik ilçe başkanlığıdır. İlçemiz sınırları içerisinde vatan haini olmadığı sürece köküne ve kökenine bakmaksızın herkesi ve herkesimi kucaklayacak bir anlayışla faaliyetlerimizde bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yapmış olduğumuz bu meşakkatli ve özverili çalışmalarımızın meyvelerini de önümüzdeki yerel seçimlerde sizlerle beraber Allah'ın izniyle toplayacağız. Bu konuda hiç de mütevazi olmayacağım. Biz Küçükçekmece'de yerel yönetimi yönetmeye hazırız, talibiz. Bravo başkan. Kadromuz, tecrübemiz, heyecanımız, ilçemizi değil İstanbul'un dünyanın en ilçir yerlerinden biri haline getirmeye de hazırız. Önümüzdeki günlerde belediyeyi nasıl yöneteceğimizle ilgili projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza anlatacağız. Bu sayede Büyük Birliğin İstanbul'daki ilk belediyesini de kazanmış olacağız. Biz buna inanıyoruz ve baştan beri bunun planlamasını da yapıyoruz. Başlayacak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi fazla hayatlar ediliyorum. Sağ olun, var olun. Herkes tasalanır, çoluk çocuğunun geleceği adına herkes vehmeder, proje program üretir. Ama hiç kimse kadınlar kadar, annelerimiz kadar bu konuda hassas değildir. Bunun derdini, çilesini babalar olarak biz çekmemişlerdir. Çok rahat konuşuyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcısı'nın ifade ettiği kadın, aile ve engellerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı'nın yardımcısıyım. Bugün bana tevdi ettiklerinde dedim ki Sayın Genel Başkan da benim iyi bir kılıbık olduğumu anladı. Önünüzde hürmet ediyorum. Hürmetli misafirlerimiz, siyasi konuşma yapmak için kürsüye çıktık. Zaman tatili var, kısıtlı. Sadece şunu sizlere ifade etmek istiyorum. Merhum Yazıcıoğlu'ndan beri bu siyasi harekete baktığınız zaman bu siyasi hareket Büyük Birlik Partisi teşkilatları ve alternan ocakları deyip yerindeyse tabirime maruz görün, bu memleketin delileridir. İktidar olamadık, iktidar olmak adına çok gayret sarf ettik, çok uğraştık ama halk nezdinde bir teveccüh göremedik. Sadece şunu size ifade edeyim. Bizim seneler öncesinde hayalini kurduğumuz, vaat ettiğimiz bütün işlemler 15 Temmuz sonrasında bizim Yenikapı'da tesis edilen, kendiliğinden tesis olan Cumhur İttifakı ruhunun iktidara bir nebze de olsa ortak olmasıyla birçok hayalimizi gerçekleştirdik. Nedir bu hayallerimiz? Ayasofya için çok mücadele ettik. Ayasofya için eylemler yaptık, biber gazları yedik, coplar yedik, aklımızda davalar açıldı, mahpus yatan arkadaşlarımız oldu. 15 Temmuz sonrasında bizim bir vekil ve %1'lik bir oranla Cumhur İttifakı içerisinde olmamızın neticesidir. Bu inanarak söylüyorum, şov yapmak için, siyaset yapmak için söylemiyorum. Bir anda rüzgar tersine döndü, bir anda Ayasofya'nın zincirleri kırıldı, Ayasofya Müslümanların ibadetini açıldı. Bir simgeydi, bir ekoldu, elhamdülillah Fatih'in torunları olarak bizim destek verdiğimiz bir iktidara nasip oldu. Yine hatırlayın, Karabağ diye bir problemimiz vardı. Ermeniler burayı 30 küsur sene önce işgal etmişlerdi. Çok ağır soykırımlar yapmışlardı. Kocalı başta olmak üzere birçok yerde dindaşlarımızı, soydaşlarımızı katletmişlerdi. Ve 15 Temmuz'dan sonra tesis edilen bir Cumhur İttifakı
hükümetinde Karabağ'da özgürlüğüne kavuşturuldu, azat oldu, elhamdülillah budur. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin iki kardeş milletin, iki kardeşin bayrakları orada kaldı. Bu da Cumhur İttifakı adına bizim Cumhur İttifakı'na vermiş olduğumuz destek neticesinde bizim hatırlayın Cumhur İttifakı protokolünü İlahi Kelimetullah ibaresini ilk kez protokole resmiyette biz yazdırmıştık. Bugün dün Bitlis'te bir programda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın siyasilerde bizim hedefimizin ilahi kelimetullah olduğunu ifade ettiler. Bu da bizim bu Cumhur İttifakı'na vermiş olduğumuz desteğin sonucunda olmuştu. Bu kolay bir şey değil. Türkiye'nin yavru vatanının Kıbrıs'la hiçbir şekilde haklarımızın dejenere olmasına, haklarımızın yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz. Elhamdülillah geçen gün hepiniz gördünüz, okumuşsunuz. Sınır köylerine yapılan bir yol çalışması sırasında Birleşmiş Milletler'in araçları ve askerleri yol çalışmasına engel olmak üzere araçlarını güzergaha çektiklerinde köylerimizin, Kıbrıslı vatandaşlarımızın, işçilerimizin, askerimizin ve emniyet güçlerimizin gayretiyle Ankara'dan ve Lefkoşa'dan almış oldukları emir neticesinde bir zibil gibi, bir pislik gibi Birleşmiş Milletler'in araçları ağır iş makinalarıyla kaldırılmış, süpürülmüş, atılmıştır. Kıbrıs bizimdir, bizim olmaya da devam edecek. Çekimize İlçe Başkanlığımızın yönetim kurulu üyelerimizi arz ediyorum. İlçe Başkanımız Mehmet Cem Özel, Hülya Şencan, Ertan Eğriay, Serkan Serdar Kasap, Şerif Çelik, Servet Gengeç, Hasan Değirmenci, İsmet Vardar, İlyas Özcan, Burak Gümüş, Yakup Kocatürk, Nail Polat, Serhat Ozan, Güven Şeberik, Ekrem Balkan, Mücahit Memiş Gürdal, Mustafa Akça, Ahmet Aştu, Yahya Aydın, Köksal Ehrivan, Ferdi Kılıç, Kemal Can Yılmaz, Ahmet Kibar, Evrim Sunar ve Şükrü Andaş Arslan. İl delegesi üyelerimizi arz ediyorum. Mehmet Cem Özel, Hülya Şencan, Erdan Eğriay, Serkan Serdar Kasap, Şerif Çelik, Servet Gengeç, Hasan Değirmenci, İsmet Vardar, İlyas Özcan, Burak Gümüş, Yakup Kocatürk, Nahil Polat, Serhat Ozan, Güven Şeberek, Ekrem Balkan, Mücahit Memiş Kürdal, Mustafa Akça, Yahya Aydın, Ferdi Kılıç, Özgür Taşkın, Volkan Yıldız, Murat Şen, Köksal Pehlivan, Ahmet Baştuğ, Ziya Karacan, Atalay Kurt, Kemal Yılmaz, Ömer İlhan, Habil Taşkın, Hüseyin Özbay, Hüseyin Yıldız, Burak Kursun, Aykut Karakurt. Benim hemşerim, yol arkadaşım, kıymetli ağabeyim, teşkilat başkanım Servet Yengeç. 3 gündür kendisi hastanede tedavi altında, bir sağlık problemi yaşıyor. O yüzden bugün aramızda değil, bugünden öncesinde her programımızda şahsımla beraber Yağmur Çamur. Ben çekeyim. Video alıyorum.